Herkese selamlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz ehliyet. En son ehliyetin pratik sınavını geçtiğimi söylemiştim. Ondan sonra da eğer geçersem de direksiyon sınavı için de bir video yapacağımı söylemiştim. İlk çektiğim videoyu açıklamaya da kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Bugün bu videoyu böyle bir köye geldim yine. İngiltere'nin köylerinden bir tanesindeyim. Oradan çekiyorum şu anda. Sağ tarafta koyunlar falan var. Şöyle çevireyim, bilmiyorum gözükür mü. Biraz akşama doğru hava bulutlu. O yüzden biraz karanlık olabilir video. Şimdi hemen videomuza girelim. Öncelikle ehliyet olayı gerçekten çok önemli. Hele de küçük bir yerdeyseniz, Coventry gibi küçük bir yerde yaşıyorsanız çok 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 önemli. Bir yerden bir yere giderken bile ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi diyebilirim. Direksiyon sınavı gerçekten hafife alınacak gibi bir şey değil. Çünkü direksiyon sınavında hani ya ben zaten araba kullanmayı biliyorum, ya ben zaten yaparım, ya bir gireyim bakayım falan, her türlü çözerim ben, orası sıkıntı değil, ben pratik sınavı geçeyim, testi halledeyim, gerisi kolay dediğinizi duyar gibiyim. Ben de öyle söylüyordum. Ama öyle değil. Direksiyon sınavı daha da zor diyebilirim. Çünkü direksiyon sınavında Türklerin alışmış olduğu bir takım şeyler var. Buranın kuralları farklı. İşte bu farklı kurallarda bizim bir şeyler yapmamız, yani bu farklılığa alışkın olmamız gerekiyor. Şimdi ben düşünüyorum böyle. İlk de dedim ki hallederiz ya, ne olacak falan dedim. Benim yaptığım hataları anlatayım. Ondan sonra da ne yapmamanız gerektiğini size anlatayım. Öncelikle şunu belirteyim. Sınava hazırlanırken bir tane hoca bulun gerçekten. Ya da sınavdan yeni çıkmış, yani yakın zamanda sınava girmiş, sınavı geçmiş birisinden de yardım alabilirsiniz. Bu tabii birazcık sizin kişisel bağlantınızla alakalı olan bir şey. Ama ben mutlaka bir hocayla çalışmanızı öneriyorum. Bu bir. İkincisi, hocanızın mutlaka, yani referanslı olması lazım. Tanıdığınız birisi ondan ders alıp geçmiş mi, geçmemiş mi, memnun mu, memnun değil mi? Bunlar önemli. İkincisi, birazcık İngilizceniz varsa eğer, hocanız İngilizce konuşsun. Türkçe olmasın mümkün mertebe. Çünkü aslında direksiyon sınavına hazırlanırken bir yandan da İngilizce pratik yapmış oluyorsunuz. Bu da oldukça önemli diyebilirim size. Ben ne yaptım? Ben şunu yaptım. Ben öncelikle bir arkadaşımla beraber çalıştım. Güzeldi, sağ olsun. Benle çok ilgilendiler. Kendisi ve hanımı. İsimlerden bahsetmiyorum çünkü kimseden izin almadım bu videoyu çekerken. Benimle bayağı uğraştılar, sağ olsunlar. Bayağı güzergahları dolaştık. Sonra ne yaptım? Şöyle bir hata yaptım. Dersi alırken dedim ki şöyle bir şey yapayım dedim. Bir arkadaştan öneri aldım. Hocaya ulaştım. Hoca bana başka birini pasladı. Bir adamla beraber çalışmaya başladım. Hani önce bir 2 saat falan alayım dedim. Dersi bakayım dedim. Şimdi dersi aldım. Birazcık adam beni şey yapıyormuş gibi geldi bana. Hani ben dedim sıfır değilim. Kullanmayı biliyorum ama tabii buranın kurallarına aşina değilim çok dedim. O şekilde başladım. Adam şunu yaptı bana. Dedi ki dedim ki büyük dönel kavşaklara gidelim. Çünkü dönel kavşaklar önemli. Dönel kavşaklar önemli olduğu için de oralara girmek istiyorum. Şimdi adam ara sokaklarda beni dolaştırdı. Dönel kavşağa gidecek miyiz dedim. Evet gideceğiz dedi. Devam etti dolaştırmaya. Ondan sonra dönel kavşağa gitmedik. Dedim ki gitmedik. Next lesson dedi. Böyle deyince demek ki böyle oluyormuş dedim. Tamam dedim. Geçtim. Sonradan onu tercih etmedim. Sonra başka bir arkadaşların tavsiyesi üzerine bir tane hocayla çalıştım. Bu hoca da İngilizce de biliyor, Türkçe de biliyor ama Türk değil. Yani Türk de tam anlayamadım yani. Birazcık Türkmenistanlı galiba, öyle bir şey. Bir dakika şuraya geçeyim. Şimdi bu hoca çok iyi. Her şeyi anlatıyor. Bundaki problem şuydu benim açımdan. Hoca direksiyon, işte otomatik vitesli arabası olmadığından dolayı yani kendi arabamı kullanmam gerekiyordu. Sınava da hocanın arabasını kullanıp giremeyecektim. Bundan dolayı o hocadan
hızlandırılmış bir ders aldım. Bütün randevatlara şey yaptı, beni götürdü, hepsini deneyimledik. Bu anlamda çok iyiydi sağ olsun. Ama dediğim gibi sınava onun arabasıyla gidemeyeceğim için onun şeyini tercih etmedim. Sonra yakın zamanda sınavını, yani sınavdan geçirdiği, tanıdıklardan sınavı geçiren bir hocayla iletişime geçtim. Onunla beraber bayağı bir ders aldım ondan ve onunla birlikte sınava hazırlandım. Ve ben toplamda 3 tane hoca görerek sınavı geçtim. İlk sınavımdaki hatam şuydu. İşte nasıl desem, sınavdaki egzaminer diyorlar. Egzaminer çok yavaş sürdüğümü söyledi. Haklıydı. Resmen sınavı yavaş sürdüğüm için geçemedim. Çünkü hani herkes geçiyor seni. Sen trafiği yavaşlatıyorsun. Hani atıyorum 50'lik yolda 30'la 40'la gidemezsin. Hani en az 45'te falan gidebilirsin gibi şeyler söyledi bana. Haklıydı. Sınavdan kaldım. İkinci sınavda yaptığım en büyük hata şuydu. Şerit değiştirirken aynaya bakmadım. Bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. Ondan dolayı da kaldım. Üçüncü sınavda da zaten geçtim. Ama tabii şöyle söyleyeyim. Sınava girerken havanın, hocanın, yani bir sürü etken var yani. Anlatabildim mi? Çünkü hocanın da çok titiz olduğu zamanlarda direkt kalıyorsun. Hiç affetmiyor yani. Direkt bırakıyor seni. Bu gibi konularda ciddi problem olabiliyor. Bunu da belirteyim size. Tabii bu sınav sürecinde şeyler de ciddi anlamda problem. Sınav için yer bulamıyorsun. Giriyorsun. 3 ay sonraya veriyor sana. Hayda, 3 ay sonraya nasıl yapacaksın? Bu gibi durumlarda da 3 ay sonraya gün aldık. Ondan sonra da yine bireysel olarak, yani şey, normal manuel olarak takip ettik. Sınava girilebilecek yerlere baktık, hani nasıl yaparız diye. Onu belirteyim. Ama sonradan bazı uygulamalar falan duydum şey gibi. İnsanlar şey yapıyorlar. İşte uygulama ya birazcık para veriyor. 10 lira ya da 20 lira gibi şey veriyor. O ücreti karşılığında hani birisi iptal ettiğinde, yer değiştirdiğinde hemen oraya senin adını alıyor ya da sana bildirim gönderiyor. Bak burası boşaldı gibilerinden. Şimdi sınava girdiğinde şöyle bir psikoloji oluyor. Girdiğinde, yani sınav bittiğinde kalıp kalmadığını direkt anlıyorsun. Bu yani hem iyi hem kötü. Olumsuz olduğu zaman ciddi anlamda bir özgüven kaybına uğruyorsun. Sisteme dahil olmaya çalışıyorsun sen. Hani bunu geçemeyince ciddi anlamda bir moral bozukluğu oluyor. Bende de oldu, arkadaşlarımda da oldu. Hala alamayanlar da var. Onlarda da oluyor bu sorun. Bu ciddi, gerçekten ciddi bir problem bu. Ama bunu yani geçtiğiniz zamanda gerçekten çok seviniyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Türkiye'de araçla gittiğinde sağ tarafa döndüğün zaman ne yapıyorsun? Sağ sinyal veriyorsun, tak diye dönüyorsun. Ama burada İngiltere'de şöyle oluyor. Dönmeden önce aynaya bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Atıyorum sağa döneceksin. Sağdaki dikiz aynaya da bakıyorsun. Önce yukarıya, sonra sağa bakıyorsun. Ondan sonra sinyalini veriyorsun. Ondan sonra geçiyorsun yine aynalarını kontrol ederek. Aynalara çok önem veriyorlar. Sürekli aynalara bakın, sürekli aynalara bakın diyorlar. Ben mesela sınavda, yani en son geçtiğim sınavda o kadar çok bakmama rağmen yine de küçük hatalarda aynaya ile alakalı bir problem yazmış. Sonra ne vardı bakayım? Sonra dönel kavşaklar. En büyük problem olan dönel kavşaklar. Şimdi dönel kavşaklardaki problem de şöyle oluyor. Sen gayret ediyorsun dönel kavşaklarda. Ama çizgileri çok iyi öğrenmen gerekiyor çizgileri. Ve hangisini ne zaman kullanacağını, dönel kavşağa gelmeden önce hangi şeritte olman gerektiğini falan çok iyi bilmen, çok iyi belirlemen gerekiyor. Şimdi böyle olunca iyi bir şekilde bunu ayarladığın zaman gerçekten dönel kavşağa sistemli bir şekilde dönebiliyorsun. Ama bunu ayarlayamazsan da maalesef hemen büyük hata sayılıyor ve direkt sınavda kalıyorsun. Bu arada sınavdan eğer hızlı bir şekilde atıyorum sınava başladın, 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde geri dönüyorsan anla ki sınavdan kaldın. Normal sınav 45 dakika gibi bir sürede tamamlanıyor çünkü. Hocalar genelde şöyle söylüyorlar. İşte ezberlemeyin diyorlar ama yani ona çok katılamıyorum ben. Çünkü bazı dönel kavşaklar gerçekten zor. Yani defalarca ben mesela geçen saydım sınava gittiğimde. Yani neredeyse belki bir 15 kere falan gittim.
O arkadaşımla gittim, bu arkadaşımla gittim, eşimle gittim, hocayla gittim, diğer hocayla gittim. Yani defalarca gittim. Yani anca öyle şey oldu. Çünkü gerçekten o karışık. Şimdi Türkiye'den bir arkadaşa gösterdiğim zaman ne var burada şuradan dönüyorsun falan diyor ama tam onu tam idrak edemiyor. Sürecin içerisinde girdiğin zaman çok daha iyi anlıyorsun gerçekten de. En son sınavımda biraz da şanslıydım bence. Hoca da iyiydi. Bayan bir hocaya denk geldim. Çok fazla yani şöyle gerçekten çok iyi bir şekilde fokuslanmak lazım. Her şeye adapte olmak lazım. O şekilde sınava girmek lazım. O moda iyice girmek lazım. Yoksa en küçük şeyden bırakabiliyor. Yok aynaya bakmadın diyor. İşte bu büyük bir problem diyor. Kalıyorsun. Ben bu şekilde seni geçiremem diyor. İlk sınavda bittiği gibi direkt bana şey yaptı. Not test falan dedi böyle. İkincisi de mesela o şekilde söyledi. İkinci sınavda aynaya bakmamıştım. Sonra bir de şöyle bir çömezlik yaptım. Dönel karşıya girdim. Dedi ki üçüncü çıkıştan çık dedi bana. Şimdi iyi çalışmamıştım dönel karşıya. O girdiğimiz dönel karşıya. İyi çalışmadığım için de girdim. Yanlış döndüm. Bu arada yanlış bir yoldan gitmek problem değil. Sadece yanlış bir şekilde line'ından çıkarsan hani güvenliği riske atmış oluyorsun. Bundan dolayı kalıyorsun. Yani sana üçüncü çıkıştan çık dediği zaman sen yanlışlıkla ikinci çıkıştan çıkarsan sınavdan kalmıyorsun. Hani yanlış yolu iyi bilmek zorunda değilsin gibilerinden. Ama o sırada eyvah ben erken çıktım ya da geç çıktım deyip son anda direksiyonu çevirirsen o zaman güvenlik probleminden dolayı şey yapıyorsun, kalıyorsun. Ben ikinci sınavda bunu biliyordum. Ha, sorry my mistake falan filan dedim. Şey yapmak için. Ama bu sefer de aynaya bakmadım. Ondan sonra burada büyük bir hata yaptım. Burada kaldım zaten. Sonra ışığa gittim. Işıkta durdum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Hangi çıkıştan çıksam diye düşünüyorum. İşte en büyük çömezliklerden birisi de buydu. Onu düşünürken yeşil ışık yandı. Birazcık bekledim. Ve en büyük hatayı orada, ikinci hatamı orada yapmış oldum. Bunu da sınav sonucunda zaten hoca sana söylüyor. Şurada hata yaptın diyor. O şekilde yapmış oldum. Ama dediğim gibi 3. sınavda her şey daha hakimdim, daha iyi odaklanmıştım. Birazcık da şansım yaver gitti. Çünkü defalarca gidip geldiğim için hocanın da birazcık böyle bir anlayışlı gibi olması benim açımdan iyiydi diyeyim. Bittiği gibi sınav, eğer geçtiysen sana söylüyor sınav geçtin diyor. Ve sana şey veriyor. Hemen böyle bir diploma gibi bir şey veriyor böyle. Sertifika gibi bir şey. Sertifika zaten. Veriyor. Adresin falan doğru mu diyor. Kontrol et. Değiştirdiysen söyle diyor. Yo baktım dedim adresim doğru dedim. Tamam dedi. 1-2 haftaya gelecek diyor. O gelene kadar zaten ehliyetinde sende durmuş oluyor. Yani ehliyet yerine geçen bir belge veriyor sana. Zaten de 1-2 haftada ehliyetim geldi eve. Ha burada değinmediğim bir diğer konu var. Şimdi sınava giriyorsun. Sürekli giriyorsun. Ders alıyorsun. Direksiyon dersinin saati 27 sterlin. Bu da az bir para değil. Neredeyse değil öyle. Bir 8-9 saat ders aldığında bir araba parası aslında vermiş oluyorsun. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya göre tabii bir araba parası vermiş oluyorsun. Şimdi böyle olunca da insan bir şey yapıyor yani. Daha bir heyecan yapıyor. Hem zaman ayırdım, hem emek verdim, hem para da yani verdim. O kadar şey yaptım diyorsun. Masraf oluyor çünkü. Böyle olunca bütün ihtimalleri sıfırlamak istiyorsun. Yani sınavı geçmek için hiçbir şeyim eksik olmasın diyorsun. Hocanın arabasıyla girdim. Hocanın arabasıyla girince ne oluyor? Şu oluyor. Hoca işte egzeminer bakıyor. Diyor ki ha diyor bu ders almış diyor. Demek ki bir eğitim almış diyor. Yani diyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hani o izlenim veriyorsun diyorum ya. İhtimallerin hepsini azaltıyorsun. Ondan dolayı da biraz fark ediyor yani durum. Şimdi yani fark ettiğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı tavsiye ederim. Ha ne oluyor? Yanlış hatırlamıyorsam sınav saatinde 2,5-3 saatlik ders ücretini alıyor senden. Yani sınavı geçince inan bunları hiç düşünmüyorsun. Bu rakamları falan hiç düşünmüyorsun ama dediğim gibi hocanın arabasıyla girmenizde bence fayda var. Şart değil, zorunlu değil. Hocanın arabasıyla girmeyip de geçen de vardır. Mutlaka vardır. Ama dediğim gibi bizim için ihtimalleri sıfırlamak önemli. Bazısı tek seferde geçiyor.
Bu yani şeyde de öyle, diğer pratik sınavında da öyle, tek seferde geçenler de var. Yani kimisi, her kişiden kişiye değişen bir şey bu. Kimisi şanslı oluyor, kimisi şanssız oluyor, kimisi çok daha fazla giriyor, öyle geçiyor. Kimisinde hoca anlayışlı oluyor, kimisinde bildiğin yerden çıkıyor, kimisinde bildiğin yoldan geçiyor, şey kullanıyorsun. Kimisinde hoca çok ters, zor yeri, zor güzergahtan gidiyor. Bildiğim kadarıyla Coventry'de bir 15 tane falan güzergah var. Ha, hepsinin bir çakışma noktası var. Roundabout'lar falan bildiğim kadarıyla aynı. Ama yani hoca şey, bizim arkadaşa şey demiş. Hani ben sana her şeyi gösteremem. Hani tamam, temel şeyleri gösterdim. Büyük randevatlardan geçtik ama bir sürü güzergah var. Nereden ne şekilde döneceğini bilemezsin diyor. Bundan dolayı da hani bir yere kadar sana öğretebilirim diyor. Ki bunda da haklı hoca gerçekten. Bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra zaten şey yapamıyorsun. Hani yani işte çalışıyorken diyor ki insan, oraya da gireyim, buradan da geçeyim, şuradan da geçeyim. Ama hocadan hocaya değişiyor. Tamam, temel yollar, temel güzergahlar belli ki onlar da 15 küsür ne olduğu için onlar da fazla, ama onun yanı sıra ufacık bir yerden de şuradan dön, şuradan geç diyebilir. Ben sınavdayken şey, hoca birkaç kere beni şey yaptırdı, durdurdu, dedi ki işte hani müsait olduğun yerde hani sola çek falan gibi şeyler söylüyor. Onları yaptım ama en az 3-4 kere durdurdu. O kadar çok durduracağını beklemiyordum ama şanslıydım ki kolay yerlerde, yani güzel yerlerde, yani bana göre kolay yerlerde durdum ve problemsiz bir şekilde geçtim. Ama çok heyecanlanıyor insan gerçekten. Emek veriyorsun, uğraşıyorsun. Ama sonunda da gerçekten de çok seviniyor insan. Ehliyet alma ile alakalı söylediğim şeyler bu kadar. Ben bu konuyla alakalı dediğim gibi, ilk videonun başında da söylediğim gibi, pratik sınavı için de bir tane video çekmiştim. Ondan önce de İngiltere'deki otomobil kullanırken elde ettiğim, yani gözlemlerinden bahsettiğim bir video da var. Onları falan açıklamaya koyarım. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.